Yaşadığımız bu felakette sadece şehirler değil, onlarca köyde büyük yıkım yaşadı. Gaziantep Islahiye'deki Köklü Köyü de onlardan biri. Dağdan kopan dev kayalar evleri yerle bir etti. Yollar ulaşıma kapandı. Köylülere yardım eli Mehmetçik'ten uzandı, uzanıyor. Özlem Aktay ve Mehmet Şahin de askerle birlikte enkaza dönen o köydeydi. Arkadaşlarımızın izlerini izleyeceğiz şimdi. Sizden bir dua istiyoruz. Yok oğlum, var efendim. Ver abi teyzem, hadi şöyle. Allah sizden razı olsun. Nasılsın? Barala boyumuza bunu parasın. Abimiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah yokluğunu vermesin. Fazla bela vermesin. Duygulandıran bu görüntüler deprem bölgesinde kayda geçti. Evlerini, sevdiklerini kaybeden köylüler Mehmetçiği böyle karşıladı. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah'ım esirgesin, Allah'ım saklasın, Hızır'ın beklesin. Bir daha bu günleri göstermesin Allah. Amin inşallah. İhtiyacımızı görüyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinin, milletimizden, devletimizden. Burası Gaziantep İslahiye bağlı Köklü Köyü. 65 hane, yaklaşık 210 kişi bu köyde yaşıyordu. Ancak depremle birlikte kayalar yolu kesti, buraya ulaşım zordu. İşte ATV Haber Mehmetçik'le birlikte o dağ köyünde. Depremle Köklü Köyü iki felaketi birden yaşadı. Dağdan kopan dev kayalar evlere düştü, yolları kapadı. Fayın geçtiği köyde evler yerle bir oldu. Yıkılan evlerde mucize kurtuluşlar da yaşandı. Kaç kişi sağ çıkabildi? 4 kişi sağ çıkardı. O da ne hallerine yardım etti. Evimiz yıkık. Yani girilmiyor. Depremle birlikte köyde yıkım oldu. İnsanlar evlerine giremiyor, çadırlarda kalıyor. İşte bu noktada onlar için en büyük ihtiyaçlardan biri de bu mevsimde işte bu sıcak yemek. İşte Mehmetçiğimiz de her gün kilometrelerce öteden dağ köylerine böyle yardım ulaştırıyor. Zor geçindik vallahi, yollar kapalıydı işte. Yani çok mağdur olduk. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Askerin mutfağından çıkan yemek en ücra köylere büyük bir çalışma sonrası böyle ulaştırılıyor. Onlar için en önemli ihtiyaç barınma ve sıcak bir yemek. Eller böyle sıkı sıkıya kenetti. Tek duaları ise böylesine acıların bir daha yaşanmaması. Allah razı olsun askerlerimizden. Bekliyorlar bizi sabaha kadar. Uyumuyorlar. Allah razı olsun hepsinden.